Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilge, beni bilmeyenleriniz için. Bugün sizlerle bu saçlarımı her videomda neredeyse yaktığımdan bahsediyorum. Yaktığım saçlarımı toparlamak için geliştirdiğim, bulduğum, aradığım maskeler var. Sizinle paylaşmak istedim. Bu da içlerinde en fazla yararını gördüğüm ilk üçteki maskelerden biri arkadaşlar. Malzemeler çok basit aslında ve bu malzemeleri siz totalde evet ilk gidişte şimdi hepsini toparladınız. Bir miktar yüksek bir para veriyorsunuz. Yani yüksek tabii yani uygun fiyatlar arasında yüksek bir fiyattan bahsediyorum ama genel olarak baktığınızda yani bir kullanıma vurduğunuzda yani fiyatına oranla çok yüksek performans gösteren maskeler elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla para biriktirip yapabileceğiniz veya hali hazırda alabileceğiniz çok yararlı bir maske. Bugün ne maskesinden bahsediyorum? Benim şu saçlarımı toparlayan, ayda neredeyse 1 cm uzayan saçlarımı Allah rızası için 2 cm'lere, 2,5 cm'lere kadar uzatmış bir karışım oluyor kendileri. Bunun içeriğini ben araştırdığımda da YouTube'da kullanıp yararını gören çok fazla kişi gördüm açıkçası. O yüzden çok denemek istemiştim saçlarım çok yandığında. Yani şu saçımı taradığımda, yani saçım tamamen yandı diyemem. Elime gelmiyordu saçlarımı tutan tamam mı? Şu saçlarım artık o kadar ölüydü ki şu dipleriyle uçları arasındaki o farkı hani böyle 5 kilometreden görürdünüz arkadaşlar. Ve sarıydım. Hani siz düşünün. Yani saçımı ıslak hiçbir şekilde tarayamıyordum. Saçım sakız gibiydi. Hani derler ya kuaförler. O şekildeydi. Dolayısıyla ben o sıralarda maske arayışına girmiştim. O sıralarda bulduğum ilk organik maske mayonez maskesiydi. Belita Kozmetik'ten almıştım. Onu da sizin için hani nasıl Dux Pipe Grow'yu bir ay içinde denedim ve sonuç işte şu kadar oldu falan filan gibi video çekiyorlar. Öyle bir video çekmek istiyorum bu maskeyle ilgili. Bu maskenin içinde tamamen yumurta proteini, mayonez ve yağ ekstrakları var arkadaşlar. Çok yani %100 organik bir marka. O zaman da çok araştırarak bulduğum bir markaydı. Çok işte heyecanlıydım o maske için. Tek problem o elime geldiğinde bayağı işte yarım kiloluktu. Yani 500 mililitrelik bir kapta geliyor öyle söyleyeyim. Yoğun uyguluyorsunuz. Birazcık meşakkatli bir uygulaması var ama sonucunun değdiğini düşünüyorum. Tek dezavantajı onun şu saçları artık ben mi çok uyguluyorum ya da bir şekilde acemiliğime mi geldi bilmiyorum. Saçlarından çok arındıramıyordum. Saçlarım birazcık böyle topak topak kalıyordum. Büyük ihtimalle bu benim arındıramamamla ilgili bir problemdi. Ama tekrar ona şans vereceğim. Onu da bir ay boyunca kullanıp sizinle before after görüntülerini paylaşmak istiyorum. Şimdi hemen lafı uzatmadan hangi yağları kullanacağımı gösteriyorum arkadaşlar. Benim temelde 4 tane ana yağım var. 3 tane de ampulüm var arkadaşlar. Birincisi Hint yağı arkadaşlar görüyorsunuz. Birincisi Hint yağı. Hint yağını saçını uzatmaya, onarmaya, saç dökülmelerini önlediğini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hatta bende o kadar az kalmış ki yani bayağı kullandım. Şöyle Hindistan cevizi yağı arkadaşlar. Herhangi bir Hindistan cevizi yağı. Tabii birazcık donmuş bu. Neyse elimize gelince ısısıyla erir. Bir de birazcık komik olacak ama zeytinyağı arkadaşlar. Yani has organik zeytinyağı. Şimdi bu 4 kafam kadrajdan çıktım. Bu 4 yağı biz temel yağ olarak kullanacağız. Onun dışında ampullerden bahsetmek istiyorum. 1 Bemix ampulü arkadaşlar. 2 Evgen ampul. 3 Bepanten ampul. Şimdi bu 3 ampulü içinde 5'er tane bulunuyor. Bu ne demek arkadaşlar? Sizin her bir maskeniz fiyat olarak ben şimdi totalde bunları 33 liraya aldım. Evet 33 liraya aldım ve ben geçen yılın başlarında aldığımda 21 liraydı. Aradaki fiyat farkından dolayı evet çok üzgünüm. Ama yine de uygun fiyatlı maskeler kategorisine giriyor. Dolayısıyla şimdi bunlar 2 ml'lik 5'er ampullerden oluşuyor. İçinde yani totalde 15 tane ampulünüz var gibi düşünün. Ve her bir yapışınızda birer tane koyuyorsunuz. Dolayısıyla 5 maske yaptığınızda bir maskeniz 50 liraya gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu da tamamen cebinize bir kar arkadaşlar. Bunu söylediğime göre bunları da yani bu badem yağlarını da aktarlardan veya işte gratis gibi yerlerden organik bir şekilde bulabilirsiniz indirimlerde falan. Zeytinyağı zaten az çok evinizde de vardır diye düşünüyorum. Şimdi hemen ben size gramajlarını göstermek istiyorum. Şu ampulleri kıralım. Sonra da saçlarımızı uygulayalım. Nasıl uygulayacağım? Şimdi her bir ampul değil mi arkadaşlar? Şunun önce şuradan kalan sıvısını aşağıya indiriyoruz. Şöyle. Şimdi şuradan kıracağım ben.
hiçbir seferinde kırdığımda elime batmadı ama şimdi ben böyle söylediğim için illaki kırılır elime batar. Dolayısıyla bir peçete yardımıyla kıracağım. Siz de böyle yapın hani ne olur ne olmaz diye. Şimdi bunlardan ben 3'er tane çıkartıyorum. Şimdi 3 tane çıkarttım arkadaşlar. Bu yağların yani çok güzel özellikleri var. Sayın sayın bitmez. Ben şimdi size bunları burada sayıp aktarmış gibi yok ya da çok biliyormuş gibi konuşmayacağım. Ben de çok fazla aynı içeriklere sahip oldukları için yani hepsinin bir kesişim noktası olduğu için ve benim de istediğim şeyler olduğu için yani açıklamam gerekirse saç onarımı, saç kırılmalarını engellemesi, saç oluşumunu teşvik etmesi, saç uzatmayı teşvik etmesi gibi bir sürü bir de vitaminlerden oluştuğu için bu 3 ampulde saçınızı baştan uca besliyor arkadaşlar. Yani saçınızı detoks yapıyorsunuz gibi düşünün. Saçınızı yumuşatmak mı istiyorsunuz? Saçınızı parlatmak mı istiyorsunuz? Saçınızı hızlı uzatmak mı istiyorsunuz? Saçınızın o kırıklarını hızlı bir şekilde biraz daha göze batmamasını istiyorsanız, biraz daha düzelmesini istiyorsanız, yine aynı şekilde saç oluşumunu teşvik etmek istiyorsanız, saç dökülmelerinizin önüne geçmek istiyorsanız bunları alın. Haftada bir hatta 10 günde bir uygulayın. Kesinlikle bir değişim göreceksiniz arkadaşlar. Görmemeniz mümkün değil yani. Çünkü saçınıza cidden böyle şok bir maske uygulamış oluyorsunuz. Lafı uzatmadan şimdi ben miktarlarımı göstermek istiyorum. Önce şunlardan dökeyim. Görüyorsunuzdur değil mi? Ben şimdi şöyle şu kabın yüzey kaplanına kadar döküyorum. Şimdi bu saçınızın boyutuyla da ilgisi olan bir şey. Siz boyutunuza göre kendiniz ayarlayın. Çünkü tek kullanımlık olmasını istiyoruz. Siz de buna göre ayarlayın. Ben şimdi kendi saçımın boyutuna göre ayarlayacağım. Belki siz de benimle aşağı yukarı aynı saç uzunluğuna sahipseniz benim kullandığım ölçüler sizin için de yararlı olacaktır. Hepsini karıştırıp arkadaşlar geliyorum. En sonunda size ne kadar karıştırdığımı söylerim. Şimdi şu saçımın tokasını da çıkartayım. Ampullerimi kıracağım, uygulamaya geçeceğim. Ne kadar bekleteceğim derseniz bu tamamen sizin saç derinizle ilgisi olan bir şey. Benim şimdi saçlarım yağlı ama bu benim için çok bir problem değil açıkçası. Ben önce diplerime sonra uçlarıma yedireceğim ve şimdi atıyorum saat 6, 5.30 tamam mı? 4-5 saat tutup yıkarım arkadaşlar. Hani siz isterseniz daha yoğun bir onarım isterseniz, daha yoğun bir bakım isterseniz bir gün boyunca da tutabilirsiniz. Ama başlamadan önce yağlanmasını göze aldığınız bir tişört giyin. Yani gözden çıkarttığınız bir tişört giyin ve takı tukunuzu çıkartın. Şimdi ampullerimi kıracağım. Şöyle bir tane pamuk alın. Pamuk tutma yerine şey yapar diye düşünüyorum. Şöyle içindeki sıvıyı aşağıya aktarın. Hiçbir sıvı kalmasın. Şuradaki mavi noktadan kıracaksınız arkadaşlar. Bakın. Şuradaki mavi noktadan kıracaksınız. Kırdım. Korkmanıza gerek yok. Pamukla tutmanız daha güvenli olur. Şimdi bunu bu şekilde vura vura. Aslında enjektör çekim enjektörden de ilave edebilirsiniz. Bu şekilde daha uzun oluyor. Hatta durun ben de öyle yapayım. Çünkü şurada bir direnç söz konusu. Şimdi ben böyle 1 ml'lik küçük bir enjektör buldum. Bizim evde hemşire çok olduğu için başta annem olmak üzere. Enjektör çeşitleri de fazla arkadaşlar. Enjektörünüz yoksa birazcık uğraşabilirsiniz. Yani ben vura 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 çıkartıyordum yurttayken. Bu arada Bepantol arkadaşlar kokusuz ama yanlış hatırlamıyorsam Bemix C ampul vitamin kokuyor. Birazcık ağır bir kokusu var ama saçta kokusu kalmıyor merak etmeyin. Bu ampullerin de hepsini bitirip 10 günde bir yapacağım bunu. Hepsinin kaydını alıp en sonunda saçlarımın nasıl değiştiğini fotoğraflarla size video halinde göstereceğim arkadaşlar. Bunu şu an tek bir video halinde atıyorum ama diğer attığım videoda atıyorum bunu şu an hepsinden birer tane kullandım. 4'er tane kaldı. 4'er tane yaptığım, uyguladığım tek bir video şeklinde atıp fotoğraflayacağım. Oldu ama şuradan çekmeye devam edeceğim. Böyle çok daha kolay çekiyorsunuz bu arada. 2 yemek kaşığına yakın, yani dolu dolu değil. Hepsini doldurmayın. Onu demeye çalışıyorum. 2 yemek kaşığı tatlı badem yağı, 1,5 yemek kaşığı Hint yağı, 1 büyük yemek kaşığı
Bu dolu doluydu. Hindistan cevizi yağı. Bir yemek kaşığı da zeytinyağı arkadaşlar. Aynı zamanda da birer Evigen, birer Bepantol ve birer Bemix ampul. Bunu güzelce karıştırıyoruz ve saçlarımıza uyguluyoruz. Bundan sonrasını hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Ama benim uygulamayla ilgili söyleyebileceğim kilit noktalardan biri, saçınıza masaj yaparak, özellikle saç diplerinize masaj yaparak uygulayın ve saçlarınızı önce bir poşet, sonra da işte atıyorum bir bone havlu olur ya da normal bir havlu olur. Saçınız banyodan çıkmış gibi sarın ve hani o yağların ısınıp derinize daha güzel nüfuz etmesini sağlayın arkadaşlar. Etkiyi arttırmış olalım. Yani aldığımız yarar maksimuma çıksın diye bunları söylüyorum. Yapmak istemezseniz normal bir bakım olur. Uçlarımı da şöyle ikiye ayırıyorum ben bu saçı. Ayırdım saçımın üstüne. Yine elime şöyle alıyorum. Böyle 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 böyle. Geçiyorum. Saçımı nasıl yaktığımdan bahsetmek istiyorum aslında. Ben bu maskeleri bunca arayıp işte hangisi etkilidir, hangisini yapsam saçlarım daha hızlı uzar, onarır telaşesine saçlarımın yandığında arkadaşlar giriştim. Çünkü yani keşke fotoğraflasaydım ama zaten psikolojim de çok kötüydü. Yani hani sürekli saçım da o zamanlar şuralara falan geliyordu gördüğünüz için. Ve ben de saçımı sürekli gün içinde eliyle tarayan bir insan olduğum için o saçlarım işte atıyorum bir siyah giyeyim. Hemen böyle yani sanki kırpmış gibi oluyordu ya. Hani böyle kesilmiş gibi değil, kopmuş. Hani böyle kökünden kopsa dökülse yine hani ne bileyim sağlıklı döküldü falan diye dua edersiniz ama şu uçları hani nasıl yıpranmışsa artık nasıl böyle zorla bana tutunuyorlarsa taradığımda elimle geçtiğimde ya da işte kuruyken taradığında yandınız zaten. Yani o yani havluya falan taramak zorundasınız ya da işte siyah bir şey giymiyor olmanız gerekiyor o saçları görmemeniz için. Neyse yani ben çok fazla arayış içerisindeydim arkadaşlar. Psikolojim de çok bozulmuştu. O saçları nasıl kestirmeden düzelteceğimi arıyordum. Ki mümkün değil yani. Bunu binlerce kez belki duymuşsunuzdur ama yanmış bir saçı kesinlikle yani eski haline döndüremezsiniz. O yüzden kesinlikle şunu yapabilirsiniz. Hani kısa saçın size de yakışmayacağını düşünüyorsanız ve kestirmek istemiyorsanız ki ben de aynı fikirdeydim. Çünkü yüzümüz yuvarlak. Genetik olarak, aile mirası olarak saç yüzümüz yuvarlak olduğu için bize hep yakışmayacağını düşünüyorduk biz kısa saçın ve hiç yani bu zamana kadar da ben bir yıl öncesine kadar da saçlarımı asla işte küt ya da omuz üstünde falan göğüs üstünde dahi kestirmemiştim diyebilirim. Ne zaman ki sarıya bulaştım ben saçlarımı yavaş yavaş arkadaşlar kısaltmaya başladım. Çünkü yani o gözümü onları gördükçe ben çıldırıyordum. O sıralarda işte saçımı biraz daha toplayayım, saçımı biraz daha toplayayım. İşte yok organik mayonez maskesi buldum. Yok işte yılan yağı, yok işte doğal yağlar dene. Yok işte bu size bahsettiğim şu an uyguladığım maskeyi dene, düzelir bilmem ne. Hepsini denedim. Bir şekilde evet o kötü görüntüyü, o ne desem çalı görüntüyü biraz minimalize etti. Yani giderdi. Ama yani şu dibimdeki ben saçı gördükçe benim psikolojim yine bozuluyor. Yani iki resim arasındaki farkı çok net bir şekilde görebildiğim için kendi saçımda her şekilde yani banyoda aynı şekilde görüyordum. Kuruturken aynı şekilde yaşıyordum. Yani her şekilde muzdariptim bu saçımla. Gittim arkadaşlar bir gün dayanamadım. Dedim ki yani ben bu saçı nasıl olsa saçım çok hızlı da uzamıyor. Ben bu saçı dedim kestirmeden hiçbir şekilde dedim kurtaramayacağım. Anladım yani bu bana dank etti. Sen dedim en iyisi dedim bu serumlara başla. Bu serumlar senin saçlarını yavaş yavaş uzamaya teşvik etsin. İşte saç dökülmesini, saç onarmasını falan teşvik etsin. O sırada sen saçlarını böyle ayağa git kestir dedim. Bir kestirdim, iki kestirdim arkadaşlar. İşte buradan uzadıkça buradan kestirdim. Buradan uzadıkça buradan kestirdim. Hani o zamanki düşüncem de yüzüm çok ablak olduğu için lak diye kestiremeyeceğimdi. Sonra bir şeyler oldu arkadaşlar. Benim psikolojim iyice bozuldu. Hani ben artık saçlarımla baş edemedim. Saçlarım hani çok uzamıyordu tamam mı? Ve ben de hemen böyle işte sonuç görmek istiyordum.
herkes gibi mucizevi bir şey olsun diye bekliyor insan. Olmadığını görünce de, hani bunun cidden zaman gerektiren bir süreç olduğunu anlayınca da, saçımı bildiğimiz arkadaşlar küt kestirdim. Sarışındım ve küttüm. Küt saçın yüzüme yakışmayacağını düşündüğüm için çok da tedirgindim. Ama sonra baktım yakıştırıyorlar, yani hiçbir sıkıntı yok. Ben de kötü etkilenmiyorum. Çünkü hani bir insanın söylediğinden aşırı etkilenirim. Ben 10 kişiden 9 kişi güzel, bir kişi kötü diyorsa ben o bir kişiyle ilgileniyorum maalesef. Dolayısıyla arkadaşlar baktım küt saçı beğendiler. Hah dedim, tamam. Yani o saatten sonra benim de dönüm noktam oldu diyebilirim. Ben o saatten sonra da saçlarıma işte bu maskeleri çok güzel bir şekilde hani düzenli düzenli uyguladım, ettim. Onardım. Yine hani atıyorum saçlarım şu kadar gidikse, ben bu kadar kestirdiysem saçlarına şu kadar bir kırık kalmıştı ama artık o çok fazla gözüme batmıyordu. Ve saçım ay ay uzadıkça arkadaşlar yine bir miktar uzadı. Ben daha işte uzadı. Ben Eylül 2019'da saçlarımı ilk defa küt kestirdim sarıyken. Ondan sonra Mart 2020'de gittim tekrar küt kestirdim. Çünkü arkadaşlar siz uzattıkça bu hani ölmeye yakın olanlar, hani ölüleri kestirdiniz ya, şimdi de ölmeye yakın olanlar gelecek uçlara. Onlardan kurtulmak için Mart'ta tekrar kestirdim saçlarımı. Zaten kısa saçın o avantajlarını gördükten sonra kolay kolay uzatmak istemiyorsunuz. Ve sağlıklı olmadığı müddetçe o saç. Parlıyorum lafı uzatmadan. Mart'ta kestirdim. O zamandan beri de bakın saçım tam olarak şuradaydı. Yani çene hizamdan kesilmişti. Ensem açıktı. Şu kadar uzadı arkadaşlar ya. Hani şöyle enseyi kapattık. Böyle bir tık uzun geliyordu. Anladınız o stili. Öyle geliyordu ve ben böyle toparlaya arkadaşlar. Ve kesinlikle bakın kesinlikle saçlarım o sarı halinde, en beter halinde ben bir bıraktım. Neyi bıraktım biliyor musunuz arkadaşlar? Isı işlemini. Ya zaten saçlarımı öyle her gün maşa yapan, her gün düzleştiren bir insan değildim ama kesinlikle kurutmayı bıraktım. Yani bir yere gideceksem akşamdan duşa giriyordum. Saçlarım sabaha kadar kuruyordu ve ben öyle gidiyordum arkadaşlar. Kesinlikle hani böyle çok ekstrem bir şey olmadığı takdirde ben saçlarımı kurutmuyordum. Hiçbir şekilde ısıya maruz bırakmıyordum. Bu da çok önemli bir nokta ve bunu kesinlikle uygulayın. Yani hayatınızdan maşayı, düzleştirici kesinlikle çıkartmanız gerekiyor. Kesinlikle saçınızı 2 ayda bir kestirmeniz lazım ve kestirdikten sonra saçlarınızla yine ilgili olmanız gerekiyor. Yani bu evet uzun ve uğraşlı bir süreç. Hiç kimse bunun kolay olduğunu iddia edemez diye düşünüyorum. Ben birebir yaşadığım için kendimce kolay olmadığını söyleyebiliyorum arkadaşlar. Bakın ben böyle uzattım. Şimdi bile, şu an bile saçlarım tamamen şuraya kadar sağlıklı arkadaşlar. Şimdi ben tekrar kestireceğim ama bu haftalarda kendimi tamamıyla detoks altına aldım. Ocağa kadar kendime bir süre tanıdım. O zamana kadar saçlarımı işte her hafta ya da 10 günde bir maske uygulayıp Ocak ayında da saçlarımı tekrar kestireceğim ve o zaman işte hedeflediğim saç tamamen işte minimum seviyede kırıklardan oluşan bir saç arkadaşlar. Bu arada benim saçım hani evde yandı. Evde ben yaptığım için yandı. Ki ben ucuz bile kurtuldum arkadaşlar. Hani çünkü saçı elinde kalan var. Hani kel kalan var. Bölgesel olarak dökülen var falan filan. Bu gibi şeyler bende olmadı. Evet ama saçlarım çalılaştı. Saçlarım ölmeye yakındı yani arkadaşlar. Bitkisel hayattaydı saçlarım, öyle söyleyeyim. Komodan döndürdüm saçlarımı bende. O yüzden kesinlikle evde saç açmayın. Yani bunu ne kadar profesyonel olduğunuzu ya da ne kadar saçla ilgili olduğunuzu düşünüyorsanız bile yapmayın arkadaşlar. Para biriktirin ve gidin kuaförde açtırın saçlarınızı. Çünkü bu cidden aşırı tehlikeli bir işlem. Profesyonel yapılmadığında. Yani tabii gidin böyle 300-500, yani 300 demeyin, 300 şu an normal ama 500-600 lira verip açtırın demiyorum ama kolay kolay yapmayın ya. Yapıyorsanız da kuaförde yapın. Daha fazla gevelemeden lafı size bunu söyleyebilirim. Ben hani turuncudan bak. Görüyor musun delikanlılığı? Turuncudan sen git sarıya dönmeye çalış. O sarıyı sen bir de böyle 9-10 tonlarında küllü sarıya geçirtmeye çalış. Hani böyle elde etmeye çalıştım sarıyı bir görseniz. Ama nasıl güzel sarılar. Hani ben artık hipnoz falan olmuşum. Öyle sarı olacağım diye işte turuncudan bir şekilde sıkılmışım falan filan. Turuncuda 1,5 yıldır mı kullanıyordum? Öyle bir şeyler. Yani böyle gafletlere düşmeyin. Anlık krizlerinizin kurbanı olmayın deyip lafı daha da uzatmadan, yarım saat konuştuktan sonra bunu söylemem. Size nacizane tavsiyelerimi vermiş ve hikayemi anlatmış olayım. Her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Bence gidebilirim ama gitmeden önce
videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunların devamı gelecek çünkü. Aynı zamanda merak ettiklerinizi veya tavsiyeniz varsa yorumlar kısmından bekliyor olacağım. Aynı zamanda bana hani ne bileyim çekinirsiniz, yazamazsınız, Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Dedikten sonra hepinizi kocaman öpüyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Saçlarınıza daha da iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.